Akşamından mutlu günler sevgili izleyenler. 21 Kasım Çarşamba gündemiyle Ayrıntı canlı haberde ekranlarınızdayız. Evet, 20 Kasım Çarşamba Ayrıntı gazetesinin ana başlıklarında neler var hemen hep birlikte göz atıyoruz. Kuvayi Milliye'den Polat Tagesi sevgili izleyenler. Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştirildiği Polatlı'daki tarihi yerleri gezen Kuvayi Milliye Hareketi adlı grup ilçeye düzenli geziler düzenleme kararı aldı. Bu anlamda POTA koordinatörü Koç bu grupla birlikte Alagöz, Malıköy, POTA Müzesi, Doğatepe, Sakarya köyünde bulunan 12. grup şehitliği, aynı zamanda orada köyün içerisinde bulunan Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadını müzesini dolaştık dedi. Evet, bu anlamda Kuvayi Milli Hareketi Polatlı'ya belirli periyotlarda geziler tertipleyecek. Evet, kadına bakışta Cumhuriyet ve AK Parti dönemini kıyasladı. Kim kıyasladı? Cumhuriyet AK Partisi Polatlı İlçe Başkanı Selami Ovacık kıyasladı. Ovacık kadına bakışın Cumhuriyet ve AK Parti dönemiyle karşılaştırarak dünden bugün olan farkı anlattı. Ovacık kadını sadece cinsel obje ve evde hizmet eden biri olarak gören bu zihniyeti tıkınıyoruz. Türk kadının toplumda çok önemli bir yeri vardır. Türk kadını aile ve toplum arasında köprüdür. Kadınlarımız başımızın tacıdır dedi Selami Ovacık. Bu anlamda da AK Parti hükümetini kınadığını belirtti. Evet sevgili izleyenler, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer'in mesai ziyaretleri vardı. Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Cumhuriyet Savcılarının makamını da ağırladı. Bununla birlikte Polatlı'daki sivil toplum kuruluşları esnaf odaları başkanlarını yine ağırladı. Ve Kaymakam Tuncer'in bir diğer ziyaretçileri ise TÜGVA temsilcisi oldu. Bu anlamda esnaf odaları taleplerini ilettiler Kaymakam Tuncer'e. Bu anlamda da Tuncer hem Cumhuriyet Savcılarına hem de diğer sivil toplum kuruluşlarına çalışmalarında başarılar dileyerek taleplerini dinledi. Evet, Aylık Gazetesi'nin yan sırrında neler var? Evet, Güven Polatlı'yı Polatlılarla birlikte yöneteceğiz dedi. AK Parti Polatlı Belediye Başkan adayı Ali Güven, adaylığının netleşmesinin ardından Polatlı kamuoyuna projelerini paylaşacağını belirtti. Güven Polatlı'yı Polatlılarla birlikte yöneteceğiz dedi. Güven, tarım, eğitim, spor ve sanayi alanlarında yeni projelerle geleceğini, Polatlı'nın turizmden aldığı payı arttıracağını söyledi. Tabii bu anlamda da AK Parti'nin Polatlı Belediye Başkan adayının kim olacağı da merakla bekleniyor temayül sonuçları. Sevgili izleyenler, malumunuz bugün ülke gündeminde haberlerde sık sık duydunuz. Bakan Albayrak Polat'ta 200 bin ton soğan stoğu tespit ettik dedi. Soğan fiyatlarında artış beklentisi nedeniyle Polat'ta depolara stoklanan soğanlar tespit edildi. Polat'ta 24 depoya yapılan denetimlerde 24 depodan sadece 3 depoda satış yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fırsatçılarla, stokçularla mücadelemizi en yüksek seviyede sürdüreceğiz dedi. Polatlı coğrafyasında bakıyoruz. 200 bin ton soğanın fiyatlar yükselir beklentisiyle depolarda tutulduğunu tespit edildi dedi. Bu manada da fırsatçılığa ve stokçılığa asla izin vermeyeceğiz dedi. Evet, bugün bu anlamda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sık sık açıklamaları oldu. Ve soğanla ilgili de Polatlı ülke gündeminde konuşulmaya başlandı. Evet, Ayrıntı Gazetesi'nin 21 Kasım Çarşamba manşetinde ne var? Esnaf odalarından Yıldızkaya hizmette devam talebi var. Hemen bakalım hangi esnaflar ziyaret etmiş, esnaf odalarımı ziyaret etmiş. Anketop Başkan Vekili Hüseyin Ar Polatlı'ya gelerek esnaf odaları başkanları ile bir toplantı tertip etti. Polatlı'da esnafın sorunları masaya yatırıldı. Yapılacak projelerde fikir birliğine varıldı. Ve Anketop Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Polatlı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Davut Yaşar'la birlikte diğer esnaf odalarının başkanları odadaki toplantının ardından Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı bakanlığında ziyaret ettiler. Esnaf odaları başkanları Başkan Yıldızkaya'ya esnafın verdiği destekten dolayı teşekkür ederek hizmetin devamından yana olduğu taleplerini ilettiler sevgili izleyenlerimiz. Evet,
21 Kasım Çarşamba Ayrıntı Gazetesi'nin ana başlıklarıyla ekranlarınızdayız. Detaylarımızı iç sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın aynı saatte, aynı ekranda görüşmek üzere. Hoşçakalın.